Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde konu anlatımında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani dik üçgenin devamı olan özel açılı üçgenler konusunu anlatacağız size. Evet. Özel açılı üçgenlerde neleri bilmemiz gerekiyor arkadaşlar? Bunlardan birincisi 45, 45, 90 üçgeni. Zaten sizden bilmenizi istediğim ve çok iyi bilmenizi istediğim iki tane özel üçgen olacak. Bunlardan bir tanesi 45, 45, 90 bir tanesi de 30, 60, 90 üçgeni olacak arkadaşlar. 45, 45, 90 üçgenin özelliği nedir? İlk önce ondan bir bahsedeyim isterseniz. 45 45 90 üçgeninde arkadaşlar 45 45 90 üçgeninde dik kenarlar x x ise hipotenüs x'in kökü 2 katıdır. Yani şunu diyeceğiz. Dik kenardan hipotenüse geçiş kök 2 kat. Tam tersi sorulduğu zaman da hipotenüsten dik kenara geçiş kök bölünmüş hali diyeceksiniz arkadaşlar. Mesela şöyle bir ifade geldi karşımıza. 45 45 90 üçgeni. Burası 6 6 ve x soruluyor. Direkt ne diyeceksiniz? Kök katı. Çünkü dik kenardan hipotenüse geçiş kök katı olduğu için direkt kök katını söyleyeceksiniz. Ya da şöyle bir ifade geldi karşımıza arkadaşlar. Ee, aynı şeyle yapayım. Şöyle bir soru geldiği zaman da karşımıza bakın. 45 45 90 üçgeninde burası 6 ve x uzunluğu bize sorulduğu zaman da <laughs> ne yapacaksınız arkadaşlar? Şu şekilde. Şimdi normalde dik kenardan hipotenüse geçiş kök kat ya. Ters mantığını düşüneceksiniz bu seferde. Hipotenüsten dik kenara geçişte kök bölünmüş hale diyeceksiniz. Yani x 6 bölü kök eşit olacak. Yani kök eşleniyle çarparsanız 6 kök 2 bölü 2'den kaça eşit oluyor arkadaşlar? 3 kök eşit oluyor. Yani dik kenardan hipotenüse geçiş kök kalsa siz ilk baştaki şu kalıbı bileceksiniz zaten. Hipotenüsten dik kenara geçişte tam ters mantığınız kendiniz oluşturacaksınız. Yani kök bölünmüş hali diyeceksiniz arkadaşlar. Tamam mı? 45-45-90 üçgenin özelliği bu. İkinci özel üçgenimiz de önemli özel üçgenimiz de 30-60-90 üçgeni. 30-60-90 üçgenin özelliği nedir kardeşim? Onda da şu kalıbı bileceksin başlangıç noktası her zaman ama her zaman 30'un karşısıdır kardeşim. Başlangıç noktası 30'un karşısında x dersem 90'ın karşısı 2x 60'ın karşısında köküç katıdır. Yani x köküçtür. Bunu unutmayın. Her zaman 30'un karşısından başlayın. Tamam Yani şöyle bir ifade karşımıza geldiği zaman soru karşımıza geldiği zaman şöyle bir ifade geldi karşımıza. 30, 60, 90 üçgeni dedi. Ya burayı 6 verdi. Buradan istediğiniz yere çok rahat bir şekilde dağıtım yapabilirsiniz. Başlangıç noktası 30'un karşısı ya. 30'un karşısından 60'ın karşısına geçiş kaç kattı arkadaşlar? Kök 3 kat. O zaman burası 6 kök 3 olur. 30'un karşısından 90'ın karşısına geçişte 2 kat. Yani burası ne olur? 12 olur diyeceksiniz. Peki sorumuz şöyle verilmiş olsaydı. 30, 60, 90 üçgeninde. Burası 6 verilmiş olsaydı ve şuradaki x uzunluğu sorulmuş olsaydı ne yapacaktınız arkadaşlar? Şimdi ters mantığı düşüneceksiniz. Ee, sakın şunu demeyin. Ya hocam 60'ın karşısı işte e, x ise 30'un karşısı x'in köküçe bölünmüş halidir falan diye düşünmeyin. Neresi verilmişse oraya bakın 30'un karşısı başlangıç noktası sayı sayısal değer olarak 90'ın karşısı verilmiş ya. O zaman şunu düşüneceksiniz. 30'dan 90'a geçiş kaç kattı? 2 kat değil mi? O zaman tam tersi 90'dan 30'a geçişte 2'ye bölünmüş hali diyeceksiniz. Yani 2 katken 2'ye bölünecek 3 olacak. O zaman buradaki x ne oluyor arkadaşlar? 3 kök 3 oluyor. Peki şöyle bir ifade karşımıza gelirse. Bu sefer sorumuz şöyle olsaydı. 30, 60, 90 üçgeninde. Burası 6 ve şu x uzunluğu sorulmuş olsaydı. Yine biz ne yapacaktık arkadaşlar? İlk olarak Neyin karşısına bakacağız? 30'un karşısına. Bazı arkadaşlar şöyle diyor. Buraya X diyor. Burası X köküç olur hocam. Yani X burada zaten de. Y deyip Y köküç diyor. Fark etmez. Ee, bunu da demeyin. İlk baştaki temel kalıbı biliyorsanız çok fazla sıkıntı yaşamazsınız. Ne diyeceğiz? Şimdi 30'dan 60'a geçiş köküç katsa o zaman tam tersi 60'dan 30'a geçiş köküçe bölünmüş hal değil midir? Yani 6 bölü kök 3 yapacaksın kardeşim. 6 bölü kök 3 kök 3 çarparsan 6 kök 3 bölü 3'ten kafadan yapıyorum. O da 2 kök 3 olur. E sen burayı 2 kök 3 bulursun. E artık e, şunu biliyorsun. 30'dan 90'a geçişin ne olduğunu da biliyorsun. 30'un karşısını buldun ya. Hep başlangıç noktası 30'un karşısı. 30'un karşısı 2 kök 90'ın karşısı da 2 katı 4 kök 3 olur diyeceksin kardeşim. <laughs> bu kadar basit. Tamam. Temel mantık bu. 45-45-90 üçgenini ve 30-60-90 üçgenini iyi bir şekilde bil. Hiçbir sıkıntı yaşamazsın. Ha ya hocam işte 30-30-120 üçgeni var. İşte 15-75-90 üçgeni var. 22,5-67,5-90 üçgeni var. Bunları ne yapacağız? Ya bunları sen şu iki tane özel üçgeni bil. Bunların hepsi çıkar zaten. Ha yine de merak ediyorsanız 30-30-120 üçgenini ben yine de size söyleyeyim. 30-30-120 üçgenin özelliği de arkadaşlar. Aslında bunu ikizkenar üçgenden yapabilirsiniz. 30, 30, 120 üçgeninde. İkizkenar üçgen ya bu. Burası x, x ken. kuralımız şu. x kök yapıyor. Bunun da ispatı çok kolay. Ne yaparsınız? Bu ikiz kenar olduğu için tabanına ait yüksekliği çizersiniz. Ve 30, 90, 60 oldu. 30, 60, 90 üçgenin özelliklerinden yine bu x, x, x kök olayı çıkacaktır arkadaşlar. İsterseniz deneyebilirsiniz. Ha, 30, 30, 120'yi de bilin. O da işte ikiz kenarlardan 120'nin karşısına geçiş kök 3 kat. Tamam bu kadar basit. Sadece bu bilgiler yeterli olacak arkadaşlar bize. Sadece ve sadece bu bilgiler yeterli olacak. Ya hocam 15, 75, 90. Tamam çok merak ediyorsanız dersin sonunda vereceğim. Ama ben şunu söylüyorum arkadaşlar. Ve bu söylemim çok 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 önemli. Arkadaşlar 30'dur, 45'tir, 60'tır, Hatta bunların 180'e tamamlayan açıları 150, 45'in 180'e tamamlayanı 135 ve 60'ın 180'e tamamlayanı da 120 dereceleri. Gördüğün zaman özel üçgen oluşturacaksınız. Hatta ben şöyle diyorum. Özel üçgen oluşturacaksınız da siz hep şu şeyi yapıyorsunuz. Burası 30'sa tepeden dik çizme huyunuz var. Şuradan dik çiziyorsunuz. Sadece tek bir tarafa bağımlı kalıyorsunuz. Biraz sonra ondan bahsedeceğim. Buna bağımlı kalmayın arkadaşlar. Bunların mantığını, özel açı mantığını kullandığınız zaman hiç sıkıntı yaşamazsınız. Hatta ben kalp içine alıyorum. Bu önemli çünkü arkadaşlar bu kalbe dokunmayacaksınız. Bunlar özel açılardır arkadaşlar. Bu kalp içindeki açılara dokunmak yasak. Dokunulmaz dokun olmaz. Buna dikkat edin kardeşim. Tamam mı? Bu açılara dokunmayacaksınız. Çünkü niye? 30 derece özel bir açıdır. Sen bu 30'a dokunduğun zaman ne yaparsın? Ee, 30'un özelliğini bozarsın. Hocam 15-15 parçalasak. Hayır. Sana 30 bütünsel lazım. Ya da 45 bütünsel lazım. Ya hocam 150'yi parçalasam. O olmaz mı? Kardeşim o da olmaz. Ya hocam 90-60 şeklinde çok da güzel parçalanıyor diyorsunuz. Arkadaşım istediğin kadar parçala cevabı ulaşamazsın. Sen bu kalp içindeki açıları gördüğün zaman kesinlikle ama kesinlikle dokunmayacaksın. Ve burada özel açı mantığını kullanacaksın kardeşim. Özel açı mantığını kullanacaksın. O mantığı biraz sonra söyleyeceğim. Mantığını kullan. Hatta ben burada şunu söylüyorum arkadaşlar. Burada bir ifade daha yazayım ben size. Bu ifade de şu. Kendi emeğinle kendi emeğinle dik çizdiğinde dik çizdiğinde 15, 75, 90 çıkarsa gittiğin yol yol değil kardeşim. Ah ne diyor hocam? Ya hocam ben 15-75-90 üçgenin özelliğini biliyorum. İstediğin kadar bir kardeşim. Ben şunu diyorum bak, soruda hazır bir şekilde verilmişse demiyorum. Soruda hazır bir şekilde verilmişse tamam 15-75-90 üçgenin özelliğini kullanırsın. Ama sen kendi emeğinle dik çizerek 15-75-90 oluşturuyorsan hemen o dikit sil kardeşim, hemen o dik çizil. Bir kere şunu da söyleyeyim ben size. Biraz sonra sorularda da göreceksiniz zaten. Sen kendi emeğinle dik çizdiğinde 15-75-90 çıkıyorsa büyük ihtimal şuradaki kalba dokundun. Yani kalp içindeki açılara dokundun. Bu kalp içindeki açılara dokunduğun için karşına 15-75-90 çıktı. Ve o yüzden zaten soruyu çözemedin. Tamam mı? Buna dikkat et. Hocam bu açıların hiçbir parçalanmaz mı? Sadece ve sadece 120'nin parçalandığı durum oluyor. Niye? Sadece 30-30 120 üçgenin olduğu durumda şu 120'den B2 dik çizebilirsiniz arkadaşlar. Özel bir durumlarda yani 100 sorunun 99'unu parçalamayacaksın. İlk önce parçalamamak için e, işlem yapacaksın. parçalamadan nasıl yapacaksın? Sen bunları gördüğün zaman özel üçgen oluşturacaksın kardeşim. Özel üçgen nasıl oluşur? Bir kere özel üçgen nasıl oluşur? Özel üçgen şöyle oluşur kardeşim. Bak senin karşına atıyorum bir 30 derece çıktı. Ya da 45 derece çıktı, hiç fark etmez. Ya da 135 derece çıktı, ya da 120 derece çıktı, hiç fark etmez. Ya da 150, 150 derece çıktı. Ya da ne çıktı kardeşim? Buradaki da kaç derece olsun? 135 derece olsun. Karşına böyle açılar çıktığı zaman. Hatta bu açıları aynı yazayım ben, daha kolay anlayın. 30 derece çıktı, 150 derece çıktı. Buradaki açıda 150 derece çıktı. Bu açılar özel açılardır. Bir dik çizecekseniz 30'u parçalamadan çizeceksiniz. Buradaki de. Burada da 150'yi parçalamadan çizeceksiniz. Hocam ben 150'yi parçalasam 90'a 60 yapsam? Hayır. Parçaladığın zaman emin ol soruyu çözemeyeceksin kardeşim. Ne yapıyormuşsunuz? 30'u gördünüz. Sizin genelde yaptığınız şey nedir? Sizin genelde yaptığınız şey tepeden dik çizme. Doğru bir hamle. Evet, gayet de mantıklı bir hamle. Tepeden dik çizersin ama her zaman iki tane dik ihtimali var. Sen tepeden dik çizdiğinde, kafana ee, tepeden dik çizdiğinde soruyu uzatıyorsan ya da saçma şeylerle şey yapıyorsan uğraşıyorsan kesinlikle ama kesinlikle bu dikme değil. Bir de diğer dikmeden düşün. Çünkü sen bu üçgende dikme çizerken 30'a dokunmayacaksın ya. Ya buradan dik çizeceksin ya da buradan dik çizeceksin. Buradaki dik çizmeyi de düşün bazı sorularda. Çünkü bazı sorularda dediğim gibi bu, dikme işini bayağı bir zorlaştıracak. Buradan dik çizeceksin. İşte özel açı mantığı bu. Her zaman özel bir açı gördüğünde dik çizerek sonuca ulaşırsın. Dik çizerken de yalnız iki ihtimalin var. Ya buradan çizeceksin ya da buradan çizeceksin. Ve bu mantığı kaptığınız zaman kosinüs teoremi var ya. Kosinüs teoremi diye bir formül kullanmayacaksınız artık arkadaşlar. Zaten sorularda da göreceksiniz. Ben kosinüs teoremine karşıyım. Kosinüs teoremini kullanan arkadaşlar olabilir. Hatta bazen çok mecbur olduğum zaman kaldığım zaman ben de kullanıyorum ama e, yani 100 sorunun 99'unda özel açı mantığı bir tanesinde de kosinüs teoremini kullanıyorum. Çünkü niye? İki kenar böyle tek verildiği zaman kosinüs teoremini daha kolay çıktığı için o şekilde kullanıyorum. <laughs> Şimdi şuraya geldiğimizde de 150 derece gördüğünde de 150'nin ne özel? 150 de özel bir açı dediniz hocam ama nesi özel diye soracak olursanız arkadaşlar 150'nin de dış açısı özel. Bakın şuradaki açısı 30 derecesi özel. E sen bu 30'u gördün. Bu 30'u görünce ne yaparsın kardeşim? Tabii ki dik çizersin. Nereden? Şuradan dik çizersin. Olay biter. Ya da her zaman ben ne dedim iki ihtimal var dedim değil mi? 150'nin sadece buradaki dış açısı 30 derece değil ki. Şuradaki dış açısı da 30 derece ikinci ihtimalinde işte şuradaki 30 dereceyi kullanmak. Sen bu 30 dereceyi gördüğün zaman ne yaparsın? Tabii ki buradan bir dik çizersin kardeşim. Şuradan dikini çizersin ve dikini çizdiğin zaman ne çıktı? Karşına 30, 60, 90 üçgeni karşına çıkıyor arkadaşım. Tamam. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Kalp içindeki açılara dokunmak yasak. Dokunulmaz. Özel açı mantığını kullan. Özel açı mantığı da bu. Özel açı gördüğün zaman dik çizeceksin. Ya buradan ya da buradan. iki ihtimal var. Ha geniş açı gördüğün zaman da 180'e tamamlayan açısını düşünüp de. Yani 150'nin 180'e tamamlayan 30 ya. Bunu düşünüp de dik çizeceksin. Tabii ki geniş açında e, 180'e tamamlayanı düşünürken yine iki ihtimal var. Ya sağdaki ya da buradaki uzantısı soldaki uzantısındaki özel açıyı kullanıp da soruyu çözeceksin. Tamam mı? Bir de zaten şuradaki yazdığımız şeye dikkat ettiğiniz zaman kendi emeğinle dik çizdiğinde aklınızın bir köşesinde kaldı kalsa iyi olur. 15 75 90 çıkarsa gittiğin yol yol değil kardeşim. Yanlış yoldasın. Hemen çizdiğin dik mi silersin. Evet, sorulara başlayalım isterseniz. <laughs> Neler verilmiş? Arkadaşlar 24 kök 45 ve 31. Şimdi 45 derece var. Özel açı mantığını kullanacağım. Ne yapacağız? Tabii ki siz Tepeden dik çizmeye alışkınsınız. Hemen ben de tepeden bir dik çizeyim. Buradaki diki çizdiğim zaman karşıma 45-45-90 üçgen çıktı. Ve şurada da yan tarafta da bir dik üçgen çıktı. 45-45-90 üçgende hipotenüs 24 kök ise burası dik kenarlarda kök 2'ye bölünmüş hali değil midir? Yani bunlar 24-24'tür. Peki bunlar 24-24 ise ve bunun tamamı 31 ise buraya ne kaldı? 7 kaldı. Ve artık buradaki Pisagor bağıntısından ne çıktı karşımıza arkadaşlar? 7, 24, 25 üçgeninden cevabı 25 buluruz. Gelelim ikinci soruya. Bakın 30 derece var. Hemen aklınıza ne geliyor? Tepeden dik çizme. Tepeden dik çizince işler yokuşa sürüldü sanki. Niye? 90'ın karşısı 12 köküç artı 5. 30'un karşısı 12 köküç artı 5 bölü 2. Ha, bak bu çizdiğin dikme mantıksız oldu. Hemen siliyorsun o zaman. Çünkü her zaman iki ihtimalim var. Ya buradan dik çizeceksin. Yani ya şuradan dik çizeceksin. 30'a dokunmayacaksın. Ya da buradan dik çizeceksin. E, o zaman buradan bir dik çizelim. Buradan çizdiğin dik olduğu zaman da <laughs> 30, 90, 60 üçgen oldu. 90'ın karşısı 24 ise 30'un karşısı her zaman 30'un karşısı başlangıç noktasıydı. 30'un karşısı kaç yapar kardeşim? E, 12 yapar. 60'ın karşısında 12 köküç yapmaz mı? Burası 12 köküç oldu. Tamamı 12 köküç artı 5'ti. O zaman buraya kaç birim kaldı? 5 birim. E Burası da 90 derece. Şurada Pisagor bağıntısı çıktı kardeşim. Yani 5, 12 ne üçgen çıktı burada? 13 üçgen çıktı. Yani cevabımız 13 yaptı. Gördünüz mü? Mantıklı hamleyi yani özel açı mantığını kullanınca soru ne kadar da kolay çıkıyor. Evet gelelim bir sonraki soruya. <laughs> Evet karşımızda 135 derece var. 135 derece gördüğümüz zaman aklımıza ne geliyor? Tabii ki dış açısı. Hemen şuradaki dış açısını kullanacağız kardeşim. Buradaki dış açıyı nasıl kullanabiliriz? 45'i gördün hemen tabii ki dik üçgen oluşturarak değil mi? Şuradan dikini çizdin. 45 45 90 üçgen oluştu. 90'ın karşısı 8 kökü ise dik kenarlar 8 8 değil midir kardeşim? Ve şurada bir dik üçgen Pisagor bağıntısı çıktı. Burası 8. Burası 15. 8, 15, 17 üçgeninden cevap kaç yapar? 17 yapar. <laughs> Geldik bir sonraki soruya. 120 dereceyi gördün kardeşim. Hemen neresi önemli dedin? Dış açısı önemli dedin. 60 dereceyi yazdın. 60'ı görünce hemen aklına şu geliyor. Şu tepeden dik çizme. Evet. 90'ın karşısı burası da 30 oldu. 90'ın karşısı 5 ise 30'un karşısı 5 bölü 2. Burası da 5 bölü 2'nin köküç katı. Aa, 5 bölü 2'nin köküç katı. 4 artı 5 bölü 2 toplarsın. Bölü 2'lerle uğraşıyorsun burada. Ya her zaman böyle. Yani bölü 2 de arkadaşlar. Rasyonel sayılarda uğraştırıcıdır. Bizim zaten 2 dik ihtimalimiz vardı. Niye 2. diki burada da düşünmüyoruz? Niye işlem yapıyoruz? Değil mi? O yüzden şöyle yapalım. 120'nin 180'e tamamlayan sadece buradaki 60 derece değil ki. Buradaki 60 derece de aynı şekilde tamamlamıyor mu kardeşim? Değil mi? Buradaki 60 dereceyi kullanalım bakalım. Belki daha kolay çıkar. Burada 60 dereceyi kullandığımızda hemen şuradan bir dik çizeriz. Ve 30 60 90 üçgen çıktı. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı başlangıç noktasıydı. 30'dan 90'a geçiş 2 kat olduğu için 90'dan 30'a geçişte yarısı olacaktır. Yani 2 oldu burası. O zaman burası da kaç oldu arkadaşım? 2 kök 3 oldu. Şimdi dik üçgen çıktım karşıma? Çıktı. Bu dik üçgenin kenarları ne arkadaşlar? Bir tanesi 7. Bir tanesi 2 kök 3. O zaman x kare eşittir. 7'nin karesi artı 2 kök 3'ün karesi daha kolay çıkarmadım mı arkadaşlar sonucu bize? Yani x kare eşittir. 49 artı 12'den x kare eşittir. 61 ve buradan da x kök 61'e eşit oldu arkadaşlar. Gördünüz özel açı mantığı. Özel açı mantığını kullandım ve soru çıktı kardeşim. <laughs> Geldik alttaki soruya. Alttaki soruda arkadaşlar bu bir tabi şu ikisini topladığımız zaman 4 artı kök 3 olduğunu ben size hemen söyleyeyim isterseniz deneyin arkadaşlar. Topladığınız zaman 4 artı kök 3 yaptı. Bu nasıl bir üçgen oldu? Eşkenar üçgen oldu değil mi? Eşkenar üçgense bir açıları yaz kardeşim. 60 60 60. Ya hocam ben tepeden dik çizmek istiyorum. Eşkenar üçgende çünkü bu yüksekliği çizdiğim zaman çok da güzel şeyler oluyor diyorsunuz. Evet oluyor. Ama ne zaman oluyor? Bakın şöyle olduğunda eğer sizin sorunuz şöyle olsaydı. Bak sorunuz ne kadar kolay olurdu. Burası 2, burası 4, burası 6, burası 6 ve x uzunluğu sorulmuş olsaydı evet sorumuz çok kolay. Ne yapacaktınız? Hemen eşkenar üçgen olduğu için 60 60 bunlar. Eşkenar üçgende çizilen yükseklik tabanı iki eş parçaya bölüyor. 6 ise 3 3 yaptı. Burası 3 buraya ne kaldı? 1 kaldı. 30'un karşısı 3 60'ın karşısında 3 kök 3 yaptı. Ve buradaki Pisagor bağıntısından artık x'i çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Sıkıntı var mı? Yok. Ama burada bu eşkenar üçgende sen buradaki yüksekliği çizdiğin zaman 4 artı kök 3 tamamı. Bunlar 4 artı kök 3, 4 artı kök 3 yaptı. Oldu mu? Maalesef olmadı arkadaşlar. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Bunu sildik. Şimdi Özel açı mantığını kullanacaksın. Çünkü eşkenar üçgen bu ya. Eşkenar üçgende açıları yazdığımızdan 60 60 çıktı mı burada? Şimdi özel açı mantığını kullanın. Belki bazı arkadaşlar şunu yapabilir. Şu üçgende hocam kosinüs teoremi yaparım. Niye uğraşayım? Ya yap kardeşim. Beni ilgilendirmez. İstediğini yap. Ya da şu üçgende kosinüs teoremini yapabilirim hocam. Yap kardeşim hiç fark etmez. Ama biz geometri anlatıyoruz, geometriden yapalım kusurumuzu. Bakın özel üçgen mantığını kullanacağız şimdi. Özel üçgen mantığını nasıl kullanabilirim? Ya burada katmışım mantığını kullanacağım ya da burada katmışım mantığını kullanacağım. Şurada katmışım mantığını kullanırken ya buradan dik çizeceğim ki buradaki tepedeki çizdiğimiz dik biz biraz önce işimize yaramamıştı çünkü. Taban iki eş parçaya böldüğünde 4 artı kök 3 bölü 2 4 artı kök 3 bölü 2 oldu. Başka burada katmışım mantığını nasıl kullanırsın? Bir de buradan dik çizerek kullanırsın değil mi? Bak 30 60 90 çıktı. 90'ın karşısı 4 eksi kök 3 30'un karşısı 4 eksi kök 3 bölü 2 oldu. Yine saçma sayı geldi. Demek ki buradaki özel açı mantığını kullanınca çıkmıyor soru. Şuna bakalım. Şuradaki özel açı mantığını kullanalım. Bu 60'ın mantığını kullanmak için ya buradan dik çizeceksin ki çizdiğimiz dik biraz önce saçmaydı. Ya da buradan dik çizeceksin kardeşim. Buradan dik çizdiğin zaman 30 60 90 üçgen çıktı. 90'ın karşısı 2 kök 30'un karşısı yarısı kök 3 yaptı. 60'ın karşısı da kök 3'ün kök 3 katı 3 yaptı. E bunun tamamı 4 artı köküçtü. E köküçü buradaysa buraya ne kaldı? 4 kaldı. E burası da Pisagor bağıntısı çıkmadı mı kardeşim? 3, 4 ne üçgeni çıktı? 5 üçgeninden cevap 5 çıkar. Bak gördünüz mü? Doğru bir hamleyle soru ne kadar kolay çıktı. İşte bu özel açı mantığını kullanmak, özel açı mantığını kullanmak budur kardeşim. Tamam? Evet geldik alttaki soruya. ABC bir eşkenar üçgenmiş. Arkadaşlar eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen konusunda değiliz hocam. Niye bunu yapıyorsunuz? Niye böyle bir soru soruyorsunuz? Arkadaşlar eşkenar üçgende açılarımız 60'er derece olduğu için özel üçgendir. Zaten ben eşkenar üçgen konusunu anlatırken de size diyeceğim ki özel eşe mantığını bilen arkadaş eşkenar üçgen sorularını çok rahat bir şekilde yapabilir kardeşim. Tamam. Evet bu bir eşkenar üçgenmiş. Eşkenar üçgen olduğu için bütün kenarlar ne oluyor? Birbirine eşit oluyor. Vallahi 25 derece var. Ee, yazsak yazsak nereye yazabiliriz? Şuradaki açıyı yazabiliriz. Burası kaç derece yapar? 35 derece yapar. Başka bir yerde bir açı yazabiliyor muyuz? Yazamıyoruz. O zaman burada şu eşitlerin mantığını kullanmam lazım. Şu an kullanamıyorum verilen bilgilerle. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Eş, yani, özel açının mantığını kullanalım. Ya buradaki 60'ın mantığını kullanacağım ya da buradaki 60'ın mantığını kullanacağım. Sizce hangisi mantıklı? Buradaki 60'ı mı kullanmak? Yani şuradan dik çizince olmaz da şuradan dik çizince olur. Ama senin buradaki dikin şuradaki uzunluktan uzunluğu da kullanacağız ya uzak olduğu için mantıksız oldu. Sanki şuradaki diki çizmek daha mantıklı. Burada bir 30-60-90 üçgen çıktı. 30'un 90'ın karşısı ve 30'un karşısı. 30'un karşısına ben x dersem 90'ın karşısı 2x oldu. O zaman buraya da bir y diyeyim isterseniz. Sonra burası y ise burası da y. Eşkenar üçgenin bir kenarı ne yaptı? 2x artı y mi yaptı? Bakın bu bir eşkenar üçgende. 2x artı y yaptı. O zaman burası da 2x artı y. Burası da 2x artı y. 2x artı y olduğu için x'i buradaysa buraya x artı y mi kaldı? Bakın eşkenar üçgenin bir kenarı 2x artı y. 2x artı y olması için x'i buradaysa buraya x artı y kaldı. Şimdi verilen bilgileri ve yazdığınız eşitlere şöyle bir geriye çekilip baktığınız zaman bir şey görüyor musunuz? Görmeniz lazım. Bakın ne var burada? Mavi dik x artı y ve x artı y diye tabanı iki eş parçaya bölmüş değil mi? Tabanı iki eş parçaya böldüğü için arkadaşlar dik tabanı iki eş parçaya böldü. Aklınıza ne geldi? X kenar geldi değil mi? Çünkü şu diklik önemliydi. Hani daki falan diye de kodlamıştık. Hem diklik hem de kenar ortaylık. Ya da yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorduk. Yükseklik aynı zamanda kenar ortaysa tabii ki ikiz kenar. Yani şu kenarla şu kenar x kenar hatta şurasıyla da şurası açı oluyor diyebiliriz. Gerçi bu açı ortaylık beni geldirmiyor, Yani gerek kalmıyor. Çünkü bu x kenarda taban açılarının birbirine eşit olduğunu gösterebilirim. Burası 25 ve sonra alfa ile 25'in toplamının da 60 derece olduğunu biliyorum. Çünkü şu açının tamamı 60 derece yapacak. Alfayı da buradan kaç derece buluruz? 45 değil pardon 35 derece buluruz. Nereden çıktı? Özel açı mantığından çıktı arkadaşlar. <laughs> Geldik bu soruya. Alttaki soruya. Alttaki soruya baktığınız zaman şu özel iç mantığını kullanalım mı hocam dediğinizi duyar gibiyim. Evet kullanabiliriz. Bu özel iç mantığını nasıl kullanırız? 45'i şöyle çizersin dik. 45 45 90 üçgeninden. E, 8 ise 8 bölü kök 8 bölü kök 2'den 4 kök 4 kök bulursunuz. Buradaki 45'i kullanayım hocam dersiniz. Buradan da dik çizersiniz. Burası da 15 bölü kök 15 bölü kök olur. Ayda. Biraz saçma oldu değil mi? Hatta Burası 15 kök 2 bölü 2. 20 kök 2'den bunu ve bunu çıkarttığın zaman burayı bulursun. Sonra bu x'i bulmak için dik üçgene karşılık getirirsin. Şöyle bir dik çizersin. Pisagor bağıntısından sonuca ulaşırsın. Ama biraz uzun sürüyor sanki değil mi? O zaman bir mantık düşüneceğiz arkadaşlar. Bir şey düşüneceğiz. Özel açı mantığını düşüneceğim. Şuradaki çizdiğim dikmelerle soru maalesef ama maalesef çıkmıyor. Çıksa da çok uzun yoldan çıkacak. Başka bir şey düşünelim. Soruya böyle gerilip baktığınız zaman Burada 45'i gördün. 45'i gördün. Aa, ne anımsadın? 45, 45, 90 üçgen anımsadın değil mi? Bazı sorularda arkadaşlar böyle üçgene tamamlamalar da yapabilirsiniz. Tabii Tabi açılara bakarak yapabilirsiniz. 45, 45, 90 üçgeni yaptı. Bu 45, 45, 90 üçgeni ise o zaman arkadaşlar şuradaki kenarlar 20, 20 yapmadı mı? Çünkü niye? 20 kök 2 ise 45 45 90 üçgeninde bunlar 20 20 yapmak zorunda. E, tamamı 20 ise buraya kaç kaldı o zaman? Buraya kaç kaldı? 12 kaldı. Tamamı 20 ise 15'e buradaysa buraya 5 kaldı. Bakın Pisagor bağıntısı çıktı. 5 12 ne üçgeni? 13 üçgeninden cevap kaç çıkacaktır arkadaşlar? 13 çıkacaktır. Pisagor bağıntısından çıktı. Gördünüz? Bazen böyle üçgen tamamlamaları yapacaksınız arkadaşlar. Bunu unutmayın geldik şu soruya. Şimdi 60 derece vallahi bu soruyu görür görmez bazı arkadaşlarınız hemen şunu yapıyor. Hocam ben buradan bunu çizerim. Burada bir pisagor oluştururum. Oluştur. Soruyu çözemezsin kardeşim. Niye? Çünkü sen buradaki 60 dereceyi parçaladın. Özel açı asla ama asla parçalanmaz kardeşim. Dikkat et. Bunu sil. Yapacak bir şeyin yok. Hatta bu dörtgen, dörtgen Dörtgen olduğu için iç açıları toplamının 180, 360 yaptığını biliyorsunuz. 60, 60, 120, 90'la ile topladın 210. 360'a tamamlayan 150. Burada kaçtı da 150 derece yaptı. Yani sen burada kalkmışın mantığı kullanmak için şuradan dik çizersen yine yanılırsın. Yine yanlış yaparsın. Yine sonucu bulamazsın. <laughs> Bulsan da çok uzun yollardan çıkar zaten. Niye? <laughs> Pardon. Niye? Çünkü e, özel açıyı parçalamış oluyorsun. Bakın bir dörtgende ya da herhangi bir şekilde bütün açıların özel açıysa bak 60 parçalanmaz, 60 parçalanmaz, 150 parçalanmaz, 90 da özel açılardan bir tanesi parçalanmaz. Bir dörtgende bütün açıların özelse dörtgeni üçgene tamamla kardeşim. Nasıl tamamlayacaksın? Ya böyle tamamla aşağı doğru ya da yukarı doğru tamamla. 60-60 e ise yukarı doğru tamamlamak daha mantıklı geldi bana. Diğer türlü de tamamlama yapabilirdiniz. Şu türlü de arkadaşlar hiç fark etmez. Hatta 60 60 burası da ne oldu? 60 oldu. Yani bu nasıl bir üçgen oldu? Eşkenar üçgen oldu. Bütün kenarlar 11 11 11 yaptı. Hatta burası ne çıktı arkadaşlar? 30 60 90 üçgen çıktı. Sonra bakıyoruz arkadaşlar. Ee, tamamı 11'di, 7'si buradaysa buraya ne kalıyor o zaman? 4 kaldı. 90'ın karşısı 4'se 30'un karşısı 2 yaptı. E bunun tamamı 11 olduğu için yani x artı 2 eşittir 11 olduğu için x de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 9 buluruz. Yani bu sorunun cevabı da 9 yaptı. Geldik alttaki soruya. Valla alttaki soruyu görür görmez tepeden dik çizme alışkanlığınız hala devam ediyorsa yandınız. Çünkü niye? Sen buradan bir dik çizdin. Dik çizdin ve burada ne çıktı? 15 75 90. Burada da 30 60 90 çıktı. Sen bu diki niye çizdin? 60'ı gördüğün için çizdin, değil mi? Ama ne çıktı karşısına? 15 75 90 çıktı. <laughs> ben ne demiştim? Kendi emeğinle dik çizdiğinde karşısına 15 75 90 çıkıyorsa gittiğin yol yol değil demiştim. Hemen ne yapıyorsunuz zaman bunu? Siliyorsun kardeşim. Bak farkında mısınız? Şu açıya bir yazın. Bakın bir şey söyleyeceğim. 60, 75 daha 135. Burada kaçıya kaç derece kaldı? 45 derece kaldı. Biraz önceki hatamız neydi? Şuradaki 45'i parçaladık. 45 özel bir açı. Parçalanmaz kardeşim. Bana bütünsel lazım. Yani sen şuradaki 45'i parçalayamazsın. Dokunamazsın. 60'ı dokunamazsın. 75'e istediğini yap kardeşim. Ne yaparsın? 45'i gördün ya da 60'ı gördün. 75'ten dik çizebilirsin kardeşim. Çizdin. Hem bak burada 30-60-90 hem de burada 45-45-90 oluştu. Yani sen buradaki 45'e dokunmadığın için özel üçgen oluştu. Buradaki 60'a da dokunmadığın için özel üçgen oluştu burada. E, o zaman buradaki özel üçgenleri kullanalım şimdi. Ne çıktı burada? E, 45-45-90 üçgeninde, 45-45-90 üçgeninde dik kenarlar 6-6 yapmaz mı? 6 kökü olduysa e, hipotenüs. E, sonra bu alttakinde bakalım arkadaşlar. Alttakinde de e, başlangıç noktası 30'un karşısıydı. E 30'un karşısından 60'ın karşısına geçiş kök 3 katsa o zaman 60'tan 30'a geçiş kök 3'e bölünmüş hali 6 bölü kök 3 eşleniyle çarptığımız zaman kök ile çarptığımız zaman 6 kök 3 bölü 3'ten 2 kök 3 yapmaz mı? 30'un karşısı 2 kök ise 90'ın karşısı da kaç yapar arkadaşlar? 2 katı yapacaktır yani 4 kök eşit olacaktır. Evet bu sorunun cevabını da 4 kök 3 bulduk arkadaşlar. <laughs> Şimdi geldik alttaki soruya. Alttaki soruyu görünce de hemen hocam 30 var. Ben buradan bir dik çizeyim. Hop çizdim. Ne çıktı karşımıza? 30, 60, 90. Ama sol tarafı görmüyorsun herhalde. Sol tarafta ne oluştu? 15, 75, 90 üçgen çıktı. Kendi emeğinle dik çizdiğinde karşına 15, 75, 90 çıkarsa gittiğin yol, yol değil. Hemen ne yapıyorduk bunu? Siliyorduk. Sildik kardeşim. E ne yapacağız? Zaten bak dikkat et. 30, 15 daha 45. Burada kaç kaç derece yaptı? 135 derece yaptı. Sen soruyu çözememen, senin soruyu çözememendeki sebeplerden bir tanesi de biraz önce 135 derece dokunarak bir işlem yaptın. 135 dokunulmaz. Zaten geniş açı gördüğümüz zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? 135'in nesi önemliydi? Dış açısı önemli. Ya ama iki ihtimal vardı. Her zaman iki ihtimal düşünün artık. Ya buradaki 45'i önemli ya da şuradaki uzantısındaki 45 derecesi önemli. Sizce hangisini kullanmak mantıklı? Sağdakini mi kullanalım soldakini mi kullanalım? Hocam sağdakinde sayı yok. Buradan dik de bir şey oluşmuyor. O yüzden soldaki daha mantıklı dem dediğinizi duyar gibiyim. O yüzden buradaki 45'i kullanacağım. Yani sen buradan bir tane dik kardeşim. Dike çizdikten sonra 45 45 90 üçgen çıktı mı karşımıza? 6 kök 2 ise 45 45 90 üçgende de buradaki kenarlar 6 6 yaptı. Ve dikkat edin arkadaşlar. Büyük üçgende 30 90 60 üçgeni yaptı. Şuradaki açı 60 üçgeni. E, 60 derece yaptı. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı kaç yapar? 30'dan 90'a geç 2 kat olduğu için direkt 12 yapar. Bakın yine doğru bir hamleyle çok da kolay bir şekilde soru çıktı arkadaşım geldik bir sonraki soruya. E, hocam üstteki soruyla alttaki soru benziyor. Bakalım benziyor mu? Sen buradan dik çizdiğinde 15 75 90 çıktı burada gittiğin yol. Yol değil. Hemen ne yapıyorsun kardeşim? Siliyorsun. Hemen sildim. Ve zaten burada kaçı yazdığın zaman buradaki açı kaç derece? 160 15 daha 75 buradaki açı da 105 derece. Bunu parçalayabilirdik aslında ama bizim karşımızda 15 75 90 çıktı maalesef. Buradan çözemem. Çözsem bile çok uzun çıkar. Bazı arkadaşlarımız 15 75 90 bir özelliği var. Onu biliyorsa da bu soruyu da yapabilir. O ayrı bir konu. Şimdi sen buradan dik çizdin. Soru çıkmadı. Buradan dik çizsen bu 105 geniş açı olduğu için e, bunun dış açısı 75 derece. Buradan da dik çizdiğinde karşına bak dik çizdin. 15 75 90 çıkıyor. Ya da buradaki açımız da 75 derece olduğu için buradan da dik çizsen karşına 15 75 90 çıkıyor. Yani ee, sonuca ulaşamıyoruz arkadaşlar. Şimdi size bir not yazdırayım. <laughs> dik çizmelerle dik çizmelerle biraz şey oldu. Çizmelerle özel üçgen oluşturamıyorsan küçük açıya ait ikiz kenar oluştur. Bu son çare. Yani özel üçgende özel açı mantığını kullanamıyorsan son çare neymiş arkadaşlar? Son çare buymuş. Özel üçgendeki son çaremiz bu kardeşim. Tamam. Şu noktayı koyamadım. ha dik çizmelerle özel üçgen oluşturamıyorsan ne yapıyormuşsun? Küçük açıya ait ikizkenar kenar oluşturacakmışsın. Küçük açımız hangisi? 15 derece. 15 dereceye ait ikizkenar kenar oluşturacaksın. Peki 15'e ait ikizkenar kenar oluştururken ya 105'i parçalayacağım ya da 60 parçalayacağım. Neyi parçalamak daha mantıklı? Tabii ki 60 dokunulmazdı. 105'i parçalamak daha mantıklı. O zaman 105'ten bir ikizkenar kenar oluşturayım şöyle oluşturduk. 15 derece çizdim. Şununla şu ikiz kenar oldu. İki iç açının toplamı bir dış açıdan burası 30 oldu. Ve burada da ne oluştu? 90 derece oluştu. Bak 30 60 90 üçgen çıktı. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı nedir? 6 kök 3 yapmaz mı? Burası 6 kök 3. Ve aynı zamanda 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı kaç yapar? 12 yapar. Değil mi? Sonra bu da x kenardı zaten. Burası da kaç yaptı? 6 kök 3 yaptı. Ve x uzunluğu neye eşit oldu arkadaşlar? x uzunluğu bakın bunun tamamıydı. x uzunluğu 6 kök 3 artı 12'ye eşit oldu. Yine bakın doğru bir hamleyle soru ne kadar da kolay çıktı ve ne kadar garip bir cevabı ne kadar da kolay bir şekilde bulmuş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Tamam. Ne yapıyormuşsunuz? Son çare. Küçük açıya ait ikizkenar oluşturma. Özel açı mantığının son çaresi. Ve geldik son soruya değil bu sayfanın son sorusuna. Bakın 15 75 ne üçgeni var? 15 75 90 üçgeni var. Ne yaparsak yaparım dik çizdiğimizde de karşımıza yine 15 75 90 çıkıyor değil mi? Yani dik çizmelerle sonuca ulaşamadığımız zaman ne yapıyorduk? Küçük açıya ait ikizkenar oluşturuyorduk. Peki ee, 75'i parçalamak mantıklı 90'ı mı? Tabii ki 75'e küçük açıya ait ikiz kenarı oluşturuyorum şu şekilde arkadaşlar. Burası da 15. Yani bu ikiz kenarı oluşturdum. 15-15 oldu. Hatta buraya kaç derece kaldı? 60 derece. Burası da kaç derece yaptı? 30 derece yaptı. Bundan sonrası çocuk oyuncağı. 30'un karşısı 4 90'ın karşısı 8. Hatta burası da 8. 30'un karşısı 4 90. 60'ın karşısı da 4 kök 3 yaptı. Ve x uzunluğu neye eşit oldu? 4 artı 8'e eşit oldu. Aynı sorular 22 buçuk 93 buçuk 90 de gelebilir. 22 e ait x kenar oluşturursunuz ve sonuca çok rahat bir şekilde e, ulaşırsınız arkadaşlar. Bazı arkadaşlarınız şu kuralı biliyor. 15'in karşısından 75'in karşısına geçiş 2 artı kök 3 katı diye bir kural biliyor. Bilmenize gerek yok. Küçük açıya ait x kenar oluşturduğun zaman sonuca çok rahat bir şekilde ulaşırsın kardeşim. Tamam? Evet geldik bütün özel açı mantığını bitirdik arkadaşlar. Hadi bakalım. Yine de en son 15 75 90 üçgenin özelliğini vereyim ben size. Aslında bunu vermeyecektim. Alan konusunda verecektim. Çünkü alanda çok fazla kullanıyoruz arkadaşlar. 15 75 90 üçgeninde şu özellik vardır. Burası haşken, burası 4 h özelliği vardır. Yani ne yaparsak yapalım karşımıza 15 75 90 çıkmışsa ya da ne yaparsak yapalım direkt 15 75 90 karşımıza verilmişse bu özelliği kullanacaksınız. Haşa 4 aş. Bunun da ispatı şuradan geliyor arkadaşlar. Deneyebilirsiniz. Şuradan bir muhteşem şu çizdiğinizde eşit eşit eşiti koyduğunuzda bakın burası da 15 derece yaptı ikizkenarlıktan kenarlıktan. 2 i̇ki iç açı toplam bir dış açıdan 30 yaptı. 30'un karşısı 90'ın karşısı 2 aç yaptı. E burası 2 ise bu da 2 aş bu da 2 aç toplamda 4 haş yaptı arkadaşlar. İspatı buradan geliyor. Muhteşem şuradan geliyor yani. Aynı şekilde 22.5'a 22, 22 ,5, 67 buçuk 90 üçgeninde de var öyle bir özellik. Ee, 22 22.5 67 buçuk 90 üçgeninde haşa 2 kök 2 haş diye. O da bilmenize gerek yok. Yine muhteşem şu çizdiğinizde yine sonuca rahat bir şekilde ulaşırsınız. Korkmayın. Yalnız 15 75 90'da neyi bilecekmişsiniz? Hani karşınıza direkt verilmişse haşa 4 haşı bileceksiniz kardeşim. Evet. Şöyle bir soru var karşımızda. 15 derece verilmiş. İsterseniz bir açıları yazalım. 15, 90 ise burası kaç yapıyor? 75 derece yapıyor. Sonra tamamı 90 olduğu için burası da 15 derece, burası 75 derece burası 15, burası 75 burası 15, burası 75 derece yaptım. Şimdi sayıdan doğru gidelim. Bak buradaki 2 verilmiş. Görüyor musunuz şuradaki üçgeni? 15, 75, 90 üçgeni. E Burası haşsa bunun tamamı 4 haş değil miydi? O zaman direkt buraya ben 4 haş yazabilirim. Şuraya 4 haş yazabilirim. Yani 4 kere 2 8 yazabilirim buraya. Haça 4 h. 4H. E bu büyük üçgendeki bakın şurası soruluyor bize x uzunluğu. Büyük üçgende 15 75 90 üçgeni. Burada da H'a 4 h 4H yok mu? Yani x neye eşit arkadaşlar? 8 çarpı 4'e eşit ya da 4 çarpı 8'e eşit. O da kaç çıkıyor? 32 çıkıyor. Çünkü burada yapacak bir özel için mantığım yok. 15, 75, 90 direkt karşıma çıkmış arkadaşım. Geldim bu soruya. Alttaki soruda da ne verilmiş kardeşim? 15 derece verilmiş. 15 ise burası kaç derece? 75. Burası kaç derece? 45. Çünkü niye? iki iç açı toplamı bir dış açıdan dolayı. Valla burada da yapacak bir şey yok. Bak. Şimdi özel açı mantığını kullansan. Özel açı mantığını nasıl kullanabilirsin? Şuradaki 30'un mantığını şuradan dik çizmeyle olmaz. Değil mi? Buradan dik çizmeyle olmaz maalesef çünkü niye hiçbir kenar uzunluğu yok bakın şu küçük üçgende yalnız buradan dik çizdiğinde süper olur çünkü şunu dedik ya şu 30'u gördüğün zaman iki ihtimalim var ya buradan dik çizeceksin değil mi ya da tepeden dik çizeceksin burada da aslında şu üçgende 30'un mantığını kullanırken tepeden dik çizdim ha tek fark ne burada bu bir nasıl bir üçgen arkadaşlar geniş açılı bir üçgen geniş açılı bir üçgende Buradan çizilen yükseklik nereye doğru düşüyor? Dışarıya doğru düşüyor arkadaşlar. Tamam Buradan dikimizi çizdikten sonra ne çıktı karşımıza? 15, 75, 90 vardı zaten burada. E burası haşken burası 4 haş olmuyor muydu? O zaman 4 haşa 12 ise haşı buradan kaç buluruz? 3 buluruz. Haş 3 çıktı. E sen buradaki haşı buldun. Sonra bakıyorsun ki 30 90 ne üçgeni 60 üçgeni 30 60 90 üçgende 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı da kaç çıkacaktır? 6 çıkacaktır. Niye? 30 60 90 üçgeni çıktı. 30'un karşısı 3, 90'ın karşısı da 2 katı olur arkadaşlar. Tamam? Evet, geldik şu soruya. Bir de katlama sorusu yapalım bakalım. ABC eşkenar üçgeni, eşkenar üçgeni <laughs> DK boyunca katlandığında ya şu şurayı yanlış yazmışım. Bazen yoğunluktan şey yapabiliyorum. ABC eşkenar üçgen. E, ADK üçgeni. Şuraya yazacaktım. Onu şey yapayım. Düzeltteyim. ADK üçgene, DK boyunca katlandığında. A noktası A üstü oluyor. ADK'yı. DK boyunca katlıyorum. Şunu şu şekilde katlayacağım arkadaşlar. Katladığımda A A noktası A üstü oluyormuş. Bu arada Ali kara uzunluğu büyüktür Kenan Bey'den. Hmm. Bunu da kullanmam lazım. Sen bunu böyle katladığın zaman o zaman Kenan Bey uzunluğunun daha da ötesine gidecek değil mi bu? Hadi katlayalım bakalım arkadaşlar. Katladık. Daha da büyük olduğu için şu şekilde olmayacak mı katlanmış hali. Şurası dik olduğu için aynı bu doğrunun üstünde olmak zorunda değil mi arkadaşlar? Katlaması da simetrisi de. Şimdi dikkat edin. Biz ne yapıyorduk? Başka bir şey verilmiş mi? A üstü B uzunluğu Bakın burası A üstü oluyordu. A üstü B uzunluğunu 3 vermiş. CD uzunluğu X uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Şimdi <laughs> Verilen bilgileri hep kullanalım arkadaşlar. Katlamada ne yapıyorduk? Katlamada şunu yapıyorduk arkadaşlar. Üst üste binen kenarların eşit olduğunu, üst üste binen açıların eşit olduğunu gösterdiğimiz zaman bir sıkıntı olmuyordu değil mi? Yani şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit. Sonra ben buraya A dersem Burası A artı 3 ise bakın şu uzunlukla da şu uzunluk birbirine eşit olmak zorunda değil mi? Üst üste bir kenarlar bir de bunlar değil mi arkadaşlar? Yani burası A artı 3 ise burası da A artı 3 olmak zorunda arkadaşım. A artı 3 olmak zorunda. Tamam. Şuraya da A artı 3'ü yazalım bakalım. Burası A artı 3. Şu bir eşkenar üçgen değil mi? Bu bir eşkenar üçgendir. Eşkenar üçgense bir açıları da yaz bakalım kardeşim. 60, 60 ve 60 derece. Sonra 90-60 buraya kaç kaldı? 30 derece kaldı. 30'un karşı sayısı 90'ın karşısı nedir? Tabii ki 2A'dır. Sonra bakıyorum ki eşkenar üçgenin bir kenarı yani AB uzunluğunu kaç bulduk arkadaşlar? A ile A artı 3'ün toplamı. 2A artı 3. AB uzunluğu aynı zamanda BC uzunluğuna eşit olmak zorunda değil mi? Yani 2A artı 3 eşkenar üçgen olduğu için bakın şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit olmak zorunda. 2A artı 3 2A artı x'e eşit. 2 alan nanay. X de buradan kaç çıkar? 3 çıkar arkadaşlar. Bakın katlama sorusu ve bizden istenileni şekil üzerinde gösterdiğimiz zaman çok da rahat bir şekilde sonuca ulaştık arkadaşlar. Geldik şu örneğe. ABC üçgeni A nok ABC üçgeni A noktası etrafında yani şuradaki nokta etrafında saat yönünde yani şu yönde 30 derece döndürüldüğünde. Şu üçgen karşımıza çıkmış. Eksik parçaları yazalım kardeşim. Bakın, döndürmüşüm. Şu üçgeni döndürmüşüm. Şu üçgen karşımıza çıkmış. KC üssü bölü KC üssü bölü B üssü M. B üssü M isteniliyor bizden. bizden? Hmm. Açıları bir yazalım isterseniz. Şimdi kaç derece döndürdük? 30 derece döndürdük. Ama döndürmeden önce 30, 90 ise burada kaç kaç derece? 60 derece. Şu açıyı bir 60 derece göstereyim. Sonra 30 derece döndürdüğüm zaman, şu kenar şu kenar oluyor değil mi? Kenarda bir değişiklik oluyor mu? Olmuyor. Yani şu uzunlukla şu uzunluk eşit olacak. Sonra aynı şekilde döndürdüğüm zaman 30 derece döndürdüğüm zaman buradaki açı da 30 derece olmaz mı? Burada kaç ya da kaç derece kalıyor? 60 derece kalıyor. Çünkü tamam zaten 90 derece. Zaten bu dik üçgende 60'sa buraya da 30 derece kalıyor diyebilirdik. Sonra Döndürme işleminde şekil değişir mi değişmez? Bu 30 60 90 üçgeni ise bu da 30 60 90 üçgen olacak. Buradaki 30'u da yazalım. Burası da kaç yaptı? 60 derece yaptı. Döndürme işleminde uzunluk değişir mi? Tabii ki değişmez. Yani şu uzunlukla pardon. Şu uzunlukla kardeşim. Şu uzunluk birbirine nedir? Birbirine eşittir. Şu uzunluk birbirine eşittir. Peki bakın ne çıktı? 30 60 90 üçgeni falan filan çıktı. Haydi bir yerden başlayalım. Şuradan başlayalım isterseniz. 30'un karşısı x ise 60'ın karşısı x kök 3. 30'un karşısı x ise 90'ın karşısı ne yaptı? 2x yaptı. Şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit. Tamamı 2x. 2x'ten neyi çıkartacağım? x kök O zaman şuradaki uzunluk ne yapıyor? 2x eksi x kök 3 yaptı. Sonra bakın burası da 90 derece. Şurada da 30 derece yaptı. 30'un karşısı 2x eksi x kök ise 90'ın karşısı da ne yapıyor arkadaşlar? Bunun iki katı yapmıyor mu? 30'un karşısındakinin 2 katı. Yani 4x eksi x kökü yaptı burası. 4x eksi x kökü yaptı burası. Sonra başka ne yapalım? Şurası 2x ise şu mavi uzunlukta 2x değil mi? Ondan sonra 30'un karşısı 2x ise bakın şunun tamam 2x. 60'ın karşısı ne yapacaktır? 2 kök 3 x yapacaktır. 30'dan 60'a geçiş kök 3 katı olduğu için. Sonra bakın burada bir 30 30 120 üçgen çıktı. 30 30 120 üçgeni. 30 30 120 üçgenin özelliği nedir arkadaşlar? Kök 3'e bölünmüş hali değil miydi? Hani kök 3 katıysa 30 30 120 üçgeninde tam tersi 120'nin karşısından bu 30'ların karşısına geçiş ne olacaktır? Kök 3'e bölünmüş hali. Yani buralarda ne yapıyor? 2x 2x yaptı. Başka neyi kullanabiliriz? Bakın şurası kaldı. Hatta burası 30 derece ise burası da 30 derece. Yani şu uzunlukla da şu uzunluk birbirine eşit oldu. Şu uzunluğu bulursam ben ee, KC üstünü rahat bir şekilde bulmuş olurum arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Şuradan yapabilirsiniz. 30'un karşısı tamamı kaçtı? 2 xi değil mi? 90'ın karşısında 4X yapmaz mı? Şunun tamamına 4X diyebilirsiniz. Birincisi bu. İkincisi de şu. 60 60 ise burası da 60 eşkenar üçgenden şuraya y derseniz şu ikisinin toplamı 2x'e eşit oluyor dersiniz. Çünkü ee, şu bir eşkenar üçgen arkadaşlar. Değil mi? Ya da şuradan yapalım isterseniz. 30'un karşısı x köküş pardon x köküş değil tamamı şu mavi uzunluk 2 x'e eşit değil mi? Yani şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit de. 30'un karşısı 2x ise 90'ın karşısı 4x. Yani bc uzunluğu 4x'e eşit. 4x uzunluğu da şuraya da ben bir y diyeyim isterseniz. Artık siyah kaleme geçme zamanı geldi. Siyah kaleme de geçmeyeyim ya. Hangi kaleme geçeyim? Yeşil kaleme geçeyim. Şuraya da bir y diyeyim. Y diyeyim. 4x eşittir. BC uzunluğu 4x eşittir. 4x eksi x kök 3. Aa, bunun şurayı yanlış yazmışım. Dikkat edin. Gördünüz mü? Şu 30'un karşısı buysa 90'ın karşısı 2 katıydı. Yani 4x eksi 2 kök x olacaktı. 2 katını alacağız ya 2 kök 3x. Oraya bir 2 kök 3x yazalım. 2 kök 3x. Şuradaki uzunluk tamam. Şimdi şuna devam edelim. Şuna devam edelim. Şu 4x uzunluğu eşittir. 4x eksi 2 kök 3x. 2 kök 3x. 2 kök 3x. Artı y artı 2x yaptı bunlar birbirine eşit. Şu 4x'ler gitsin. Tamam. Y'yi yalnız bırakalım o zaman. Y uzunluğu da neye eşit oldu arkadaşlar? 2 kök 3 x'i öbür tarafa atalım. 2 kök 3 x artı 2 x'i de bu tarafa atalım. Eksi 2 x yaptı. Y uzunluğu. Evet. Y uzunluğunu da bulduk. Y uzunluğunu bulduk. Daha sonra arkadaşlar burası da y kök e eşit değil mi? Çünkü bizden ne isteniyor Kc üssü uzunluğu isteniyor O zaman y köküçte ne yapar arkadaşlar? Şuradaki ifadeyi köküste çarparsın. Bunu köküste çarpsan 6x yapıyor. 6x eksi. Bunu köküste çarpsan 2 kök 3x yapıyor. 2 kök 3x yaptı. Sonra soruya dönüyoruz. Soru ne diyor kardeşim? Soru kc üssü. Kc üssü y köküste yani şu. Bu kc üssü. Kc üssü. Kc üssü bölü b üssü m isteniyor bizden. O da 6x eksi 2 kök 3x bölü ee b üssü m. B üssü m de zaten x değil mi? Yukarıdakini x parantezin aldığınız zaman ee x parantezinde x parantezinde 6 eksi 2 kök 3 bölü x yaptı. Şunlar da birbirini götürdü. 6 eksi 2 kök 3'e eşit oldu. Cevap o zaman arkadaşlar. Tamam. Böyle de bir döndürme sorusu yapmış olduk. Yani burada döndürme sorusunun mantığını anlatmış oldum ben size aslında. Yani özel üçgende mantığını anlatmış oldum. Döndürme sorusunda ne olacaktır? Şekil uzunlukları hiçbir zaman değişmez. Tamam Buna dikkat edin. Şeklin açıları da hiçbir zaman değişmez. Sen ABC üçgeni döndürüyorsun ya. 30-60-90 üçgeni. Bu da 30-60-90 üçgenidir. A30'un karşısındaki şu kenarla 30un karşısındaki bu kenar yani şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Çünkü sen bunu döndürüyorsun. Şuraya B üstüne kadar geldi. Değil mi? Şu B üstüne kadar geldi. Şu uzunlukla şu uzunluk eşit. Sen bunu döndürüyorsun böyle. AC uzunluğu da AC uzunluğu birbirine eşit olacaktır arkadaşlar. Tamam. Olay bu. Buradan geldi cevap. Belki daha kısa da vardır ama biz şu anda oradan gördük. <laughs> Evet yine yazdığımız sorulardan bir tanesi. Bakın ne var burada arkadaşlar. Bilardo masası şekilde gibidir. Yani bilardo masasını üçgen şeklinde yapmışlar bu sefer. K noktasında topa vurulduğunda. Buradan K noktasından topa vurulmuş. Top banta çarpıp banta vurduğu açıyla devam ediyor. Banta vurduğu açı 60 derece. Devam ettiği açı da kaç derece olacak? 60 derece olacak arkadaşlar. Top bilardo masasının en uzun kenarına ikinci kez çarptığında ne kadar yol alır? Valla en uzun kenarı şurası değil mi? Buraya ikinci kez çarptığında aldığı yol soruluyor arkadaşlar. İlk önce şuna bir bakalım arkadaşlar. Bunun gittiği yola bakalım. Şöyle gitti. Bu arada 30 90 ne üçgeni 60 üçgeni oldu değil mi burası? Sonra bunun devamını getirelim. Bunun devamını getirdiğimizde bakın burası da ne yaptı? 60 derece yaptı. Sen buraya 60 derece vurduysan buradan da 60 derecelik bir açıyla gitmeyecek misin kardeşim? Buradan da 60 derecelik bir açıyla gideceksin. Değil mi? Ve burası ne yaptı o zaman? 30 60 burası 90 yaptı. E top buraya dik çarptıysa yandan gerisin geri, gelme, geri gel, gel gerisi geri 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 gelmez mi? Konuşamadım pardon. Dik çarptı yandan buraya gelecek. O zaman bizden ne isteniyor? Bakın şu uzunluk. İlk önce uzunluğu yapalım isterseniz. 60'ın karşısı kökü ise 30'un karşısı nedir? Kökü 3'e bölünmüş hali 1. 90'ın karşısı kaç yaptı? 2 yaptı. Sonra bu 90'ın karşısı büyük üçgende 12 ise 30'un karşısı kaçtır arkadaşlar? 6'tır. O zaman buraya kaç kaldı? 5 kaldı. Bakın şurası bir eşkenar üçgen oldu. O zaman bu kenarlar 5 5 yaptı. Sonra buraya ne kaldı kardeşim? Tamamı 12. Buraya ne kaldı? 7 kaldı. 90'ın karşısı 7 ise 30'un karşısı kaç yaptı? 7 bölü 2 yaptı. Top gidiyor. Kaç gitti? 2 gitti. Artı 5 gitti. Sonra bir kere vurdu değil mi? ikinci vuruştaki yer isteniyor. Bakın şuraya ikinci vuruştaki yer isteniyor. Bir kere vurdu. Sonra bir gitti. 7 bölü 2 gitti. Sonra geri geldi. Bir daha vurdu buraya. 7 bölü 2 daha yaptı. Bizden ikinci kez çarptığında ne kadar yol aldığı soruluyor. Bak gitti gitti çarptı. Buraya çarptı. Sonra yeniden buraya geldi. Yani şu kenara iki kez çarptı. Şöyle o zaman. 2 5 7 bölü 2 ve 7 bölü 2'nin toplamı isteniyor bizden. Şu ikisinin toplamı zaten 7. O zaman hepsini topladığımız zaman toplamda da kaç yapıyor arkadaşlar? 14 yapıyor. Bu şekilde bir soruda bir yansımalı soruda gelebilir. Ben bilardo masasına uyguladım. Daha değişik sorularda uyarlanabilir. Yeter ki mantığını kavrayın. Siz bunun mantığını kavradıysanız daha bununla ilgili yani yansımayla ilgili bir soru kaçıracağınızı çok fazla zannetmiyorum arkadaşlar. Tamam. Böylelikle arkadaşlar özel açılı mantığını da bitirdik. Bir sonraki derste ikizkenar üçgende görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.